Efendim merhaba, herkese hayırlı akşamlar. Efendim Kanal V'de sizlerle birlikteyiz. Değerli dostlar, Talat Ayhan'la Savunma Sporlarında inşallah çok güzel konuklarla birlikte bugün Uzak Doğu sporlarını, Osmanlı sporlarını ve diğer sporları sizlerle konuşacağız ve paylaşacağız. Efendim kickboks, muay thai, boks, Osmanlı oba boksu, jiu-jitsu, ata savunma sanatları ve boks özellikle bütün sporları burada masaya yatıracağız, konuşacağız. Değerli dostlar, tabii ki Uzak Doğu sporları derken bizim kendimize has, tabii geleneksel sporlarımız da var. Ama ne yazık ki biz bunlara zaman içerisinde mümkün olduğu kadar değer verememişiz, önem verememişiz. Ama bundan sonra çok değişik Türkiye'nin yerlerindeki hocalarımızla, bizlerle o geçmişteki yapılan hatalar artık yapılmayacak. Bugün Osmanlı tokatının unutulduğu bir gençlikle biz Osmanlı oba boksunu kurarak bu sporu, Osmanlı tokatını dünyaya tekrar göstermek, anlatmak ve onun etkilerini insanlara kanıtlamak istiyoruz. Gerçekten atalarımız bunu kanıtlamış zaten. Ama ne yazık ki şunu ben hep eleştirdim. Hep zaman içerisinde de söyledim. Yani bir Kore, bir Çin, bir Taylandlı kendi sporunu öne çıkarırken biz kendi sporlarımızı maalesef ve maalesef geri plana atmışız, unutmuşuz. Onlara önem vermişiz. Oysa kendi sporlarımızı arka pencereye, yani tabiri caizse taca atmışız. Değerli dostlar, bunları irdeleyeceğiz, bunları konuşacağız. Ve şunu özellikle söylemek istiyorum. Dünyada ilk tekme atan millette bizim milletimiz, Türk milleti tepik atarlarmış. Ve tepikle birlikte çelme takarlarmış. Ve yine elensemiz Osmanlı tokadı gibi hareketlerimiz varmış. Efendim bugün yine şampiyon sporcularımız var. Ben onları sizlerle tabii ki tanıştıracağım. Öncelikle sevgili Tolga Gündoğdu, hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Irmak Demir, değerli evladım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ve Berk Kaya, sevgili Berk hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Evet değerli izleyiciler, öncelikle tabii buraya konuk olan sporcularımız... Efendim Türkiye'de derece yapmış, şampiyon olmuş insanlar. Öncelikle Tolga Gündoğdu kardeşimden başlamak istiyorum. Sevgili Tolga, seni tanıyalım. Hocam 24 yaşındayım. 2006'dan beri sporla uğraşıyorum. Amatör olarak başlamıştım. İşte 2015 yılında profesyonel olarak düşündüm. 2015 yılından beri yapıyorum. Hayırlısı olsun bakalım. Nasıl gidecek, nasıl ilerleyecek? Hayırlısı diyelim. İnşallah diyelim. Tabii bu arada Osmanlı oba boksu sporu da yapıyorsun. Tabii. İşte güreşin, boksun, judonun, tekvandonun, kickboksun içinde olduğu bir branş. Onunla birlikte de bu yıl içerisinde, yani 2017 yılında da biliyorsun çok önemli bir maçta Türkiye üçüncüsü oldun. Türkiye Profesyonel Kickboks Şampiyonasına üçüncü oldun. Evet hocam. Onu bir irdeler misin, anlatır mısın? Hocam heyecanlıydık tabii ister istemez ama yani arkadaşlarımız başarılıydı. Bir şekilde hallettik, yaptık. Hani sayenizde diyelim. Güzel eğitim, güzel çalışmaların sonucu. Allah razı olsun. İlerlemeye devam edeceğiz inşallah. Allah yolumuzu açık eder. Daha güzel yerlerde, daha güzel şekilde karşılaşırız. İnşallah. Evet değerli izleyiciler, şimdi de sevgili Irmak'ı tanıyalım. Irmak, seni tanıyalım şampiyon. Merhaba hocam, ben Irmak, biliyorsunuz Akdeniz Üniversitesi'nde matematik öğrencisiyim. Aynı zamanda öğretmenlik yapıyorum. İlk defa spora sizin yanınızda başladım amatör olarak ve sizle çalışarak sıkı bir antrenmanla başarıya ulaştık. 4 ayda şampiyon oldum sizin sayenizde. Teşekkür ediyorum tekrardan. Ve spora sizin sayenizde daha çok tutundum. Devam etmek istiyorum. Daha iyi yerlere gelip kemer almak istiyorum. İnşallah. Irmak, tabii ki sen de çok azimli bir sporcumuzsun. Teşekkür ederim. Aynı zamanda da inşallah geleceğin öğretmenisin. Evet. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Çünkü bizim sporlarımızı yapan çocuklarımız, sporcularımız, gençlerimiz her ne kadar toplumda tahsil durumu aşağıda gibi görünse de yapılan araştırmalarda en üstte olduklarını kanıtladılar. Bu bilimsel bir gerçek. Özellikle kickboksta, tekvando'da, bizim diğer sporlarda gerçekten öğretim seviyesi çok yüksek. Onun için de ben başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum hocam. 48 kiloda bayanlar profesyonel
Türkiye ikincisi oldun, evet. Final oynadın. Tabii ki bu çok önemliydi. İlk defa da evden ayrılıyordun. Evet. Yolculuğumuz da çok güzel geçmişti. Evet. Aile ortamıydı hocam, biliyorsunuz. Evet. Çok güzeldi. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. İlk defa hayatımda böyle bir şeye şahit oldum ben de. Ayrıca o ringe çıkmak ve sizin bizi yüreklendirmenizle o maça çıkmak çok gurur vericiydi. Ve çalışmalarımızın da başarısını aldık ve Türkiye ikincisi oldum. Teşekkür ediyorum bunun için de tekrardan size. Aynı zamanda arkadaşlarım, ailem, aile büyüklerimin de çok etkisi oldu. Ve tabii ki başta sizin de tekrar söylüyorum. Çok mutluyum bu konuda. Gerçekten ben de teşekkür ediyorum. Çanakkale'ye gittik birlikte. Evet. Antalya'mızı temsil ettik. Biz iki kişi gittik ve iki kişiyle de iki madalyayla döndük. Evet. Biri ikincilik, biri üçüncülük. Bu da Antalya'mız adına tabii büyük bir başarı oldu. Bu arada ben tabii ki Türkiye Kickboks Federasyon Başkanımız Sayın Salim Kayıcı Başkanımıza ve aynı zamanda Türkiye Profesyonel Şube Başkanımız Erden Aygün'e de teşekkür ediyorum. Yine Çanakkale tabii il temsilcimiz Serkan Bozacı hocamıza da teşekkür ediyorum. Bizleri orada gerçekten çok iyi ağırladılar. Çok mutlu bir şekilde biz orada misafirperver olarak bulunduk. Sağ olsunlar bizi ağırladılar. Bizler de tabii üzerimize düşen görevi yaptık. Profesyonel şube olarak Türkiye'deki faaliyetlerimizin birini tamamlamış olduk. Onun mutluluğunu yaşadık. Buradan tabii çok değerli hocalarımıza, özellikle Orhan Ergen kardeşime, değerli hocamıza, o da profesyonel şube başkan yardımcısı. Ben de profesyonel şube başkan yardımcısıyım Türkiye Kickboks Federasyonu'nda. Orada da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Güzel anılarla döndük. Evet. Evet. Şimdi üçüncü konuğumuz sevgili Berkaya. Berkaya, seni tanıyalım. Tabii ki hocam. 17 yaşındayım. Antalya Barosu Meslek Lisesi'nde okuyorum. Yaklaşık 4 yıldır Talat hocamla beraber kickboks, muay thai, boks ve Osman Nobo boks çalışıyoruz. Spora başlama sebebim, küçükken sokakta çok kavga ederdim. Genellikle dayak yerdim. O yüzden böyle bir spor yapma isteğim olmuştu. O sayede Talat hocamla tanıştım. Yakın bir zamanda okullar arası boks şampiyonası oldu. Oraya katıldım. Benim branşım kickboks olduğu halde boks maçında ikinci çıktım Talat hocam sayesinde. Tabii Berk Kaya, sevgili izleyiciler, ben çocukluğunu biliyorum. Çok da Allah korusun, böyle ne bileyim, nasıl anlatayım, aslan yürekli bir evladımız. Küçükken de öyleydi, yardımsever bir çocuğumuz. Dolayısıyla büyük de bir kaza geçirdi okul bahçesinde. Ona rağmen bu sporlara adapte oldu. İnşallah şimdi de hem Osman Baba boksunda, hem boksta, hem kickboksta, hem Muay Thai'da da başarılara imza atacak. Biz yürekten inanıyoruz. Bu arada tabii ki liseler arası, özellikle okul müdürümüz ve beden hocamız, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben İbrahim Söğük hocama çok teşekkür ediyorum. Erinmediler, geldiler. Bütün boks maçlarını izledi. Allah razı olsun sevgili İbrahim hocam. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu güzel lisemizde sizin gibi bir beden hocamız var. Aynı şekilde Hasan Çakmak okulumuzun müdürüne sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten Berk Kaya'nın maçı olduğunu, yani okulda bir öğrencisinin maçı olduğunu duymuş ve kalktı, geldi, oturdu. O ortamda değerli müdürümüz bizlere destek oldu. Ben buradan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Böyle beden hocalarımız, böyle müdürlerimiz olduğu sürece inşallah bu çocuklarımız da zirveye çıkacak. Bu şekilde ben sonsuz inanıyorum. Evet sevgili izleyiciler, Tolga kardeşimle devam edelim istiyorum. Ne yapıyoruz Tolga? Nasıl yapıyoruz? Günümüz nasıl geçiyor? Hedeflerimiz nelerdir? İsterseniz onları izleyicimizle paylaşalım istiyorum. Hocam, özel bir şirkette çalışıyorum. İşte boş kaldığım vakitlerde spora yönelik çalışıyoruz sürekli olarak. Türkiye'yi temsil etmeye çalışacağız. Bakalım hani nereye gideriz, ne yaparız? Hani rutin normal insanlar ne yapar bilmiyorum ama hayırlısı diyelim, hayırlısı olsun. Yani hedeflerimiz hep hani var tabii. Tabii ki var ama spor üzerine şu an sadece. Evet. Çünkü zaten bir işimiz oturmuş, bir hani bir yere gelmişiz.
Hani daha ilerisi ne kadar süre sonra olur bilmiyorum ama şu an sadece ilerleme yapabildiğimiz şey spor oluyor. Tabii yaşın da çok genç. Yani Osmanlı Obo Boks olsun, Muay Thai olsun, özellikle kickboks. Çünkü ayakların da çok güzel. Yani bunlara devam edebilirsin. Yaşın gereği müsabık yapabilirsin. Müsabık olabilirsin ki zaten müsabıksın. Bunu daha iyi amatör anlamda da. Şimdi profesyonel tabii ki çok güzel ama amatörün de biliyorsun farklı yönleri var. Tabii kesinlikle sevgili hocam. Tolga. Profesyonelde kendini kanıtladın, Türkiye üçüncüsü oldun ama Türkiye üçüncülüğü yetmez tabii. Hedef şampiyonluk olmalı. Kesinlikle. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelisin. İnşallah hocam. Yani ben inanıyorum ki bunu başaracak bir sporcumuzsun, bir kardeşimizsin. Hocam sayenizde olacak her şey. Hani biz elimizden geleni yaparız sizin sayenizde. Bakalım inşallah tellerimiz boşa akmaz. Hayırlısı diyelim hocam. İnşallah, inşallah. Sevgili izleyiciler tabii... Bir de sporcu ve hoca ilişkisi olunca biraz Tolga kardeşim fazla konuşmuyor. Oysa tabii o orada kaldı, o salon içerisinde kaldı. Burada neticede bir konuğumuz ama bizim sporlarda saygı, sevgi ve hoşgörü çok önemlidir. Biz ringde her ne kadar birbirimizi parçalar gibi dövüşsek de ringden çıktığımız anda kardeşlik, abi kardeşlik, dostluk devam eder. Evet sevgili Irmak Demir. Çok güzel tabii hayallerin, hedeflerin var güzel evladım. Seni de dinlemek istiyorum. Ben bu spora hocam ilk başta kızların bu sporu yapamayacağını duyduğum için başlamayı daha çok istedim. Ve sizin salonunuzu çok duyuyordum. Ve evet bunu yapmalıyım dedim. Geldim ve her gün aynı lafları duymaya devam ettim. Sen bir kızsın ve bu sporu yapamazsın dediler. Ben de elimden geleni ardına koymadım. Her gün çalıştım sizin sayenizde ve akrabalarım, ailem, annem, babam ve arkadaşlarımın da desteğini aldım. Ve gerçekten emek verince bir yerlere gelindiğini fark ettim. Ve sporun bir cinsiyet taşımadığını umarım göstermişimdir. Vallahi biz çok memnunuz. Özellikle gerçekten ben de görüyorum zaman zaman salonumuzda seni gören insanların ya bu kız mı Türkiye ikincisi dediklerine tanık oluyorum. Evet. Oysa bu sporun fiziksel özellikleri gerektirmediğini, ringde ayrı bir yetenek olduğunu, tekniklerin, işte kondisyonun çok önemli olduğunu, öne çıktığını bilmeden bazen konuşuyorlar. Benim nasıl çok kilolu olup da ya hoca kim dediklerinde tabi hoca benim deyince şaşırıyorlar. Oysa tabii o ringdeki atmosferin içerisindeki, salon içindeki o ortamda çok farklı bir psikolojiyle biz ne yapıyoruz, sporumuzu yapıyoruz. Ama bayanlar için de güzel bir örnek diye düşünüyorum Irmak. Evet, bence çok da güzel bir spor bayanlar için özellikle. Evet. Kendimizi savunmak ayrıca bir özgüven veriyor bize. Bir de kendimi zaten ben bilim adında geliştirdiğim için dedim ki ekstra spor neden olmasın. Bu benim için gerçekten güzel bir avantaj. Hem derslerim hem de sporu beraber götürdüğümde daha mutlu oluyorum. Devamda etmek istiyorum. Şunu size özellikle söylemek istiyorum. Gerçekten bunu öğrenmek istiyorum sevgili Irmak. Şimdi spor yapan çocukların sanki okullarında derslerinde bir gerileme olduğunu düşünüyor veliler. Yani siz buna katılıyor musunuz? Böyle bir şey var mı? Ben bunun tam tersini savunuyorum. Spor da bir matematiktir aslında. Spor da bir derstir esasında. Çünkü orada sosyal yaşamla birlikte, orada ne bileyim hayatla ilgili, okulla ilgili, genel yaşamla ilgili bir profil çiziyoruz. Ve çocuklarımıza bunu anlatıyoruz. Toplumda, yaşamda nasıl olmaları gerektiğini. Bununla ilgili düşüncelerini merak ediyorum. Açıkça şöyle söyleyeyim hocam. Biz hep ders çalışıyoruz. Sabahtan akşama kadar öğrenciler olarak bizler ders çalışmak zorundayız. Ve biz zaten günün yorgunluğunu çekiyoruz. Bize diyorlar ki ekstra spor yaparsan derslerine odaklanamazsın. Derslerinde geri kalacaksın. Ama tam aksine aslında. Çünkü biz zaten öğrenciler olarak stresliyiz. Ve bizim bu stresi bir yerde atmamız lazım. Çünkü zaten okulda bir kapalı alanın içindeyiz. Ve derslerle beraber iyice stres taşıyoruz. Bizim bu yüzden sporla özellikle ter akıtarak bir rahatlama yaşamamız lazım. Ve bu gerçekten beni derslerde daha öne ittiğini düşünüyorum. Ve gerçekten de mutlu hissediyorum sporla. Hem bedenen hem de derslerim açısından. Çok teşekkür ederim. Bunu özellikle tüm velilerimizin duymasını istiyorum. Sevgili veliler, inanın spor yapan bir çocuğumuzun çok daha başarılı
olacağını, okulda ve derslerinde daha zirveye çıkacağına ben sonsuz inanıyorum. Yılların tecrübesi olarak. İnanın öyle olaylar yaşadık ki bunları birazdan irdeleyeceğiz. Sevgili Berk'le de konuştuktan sonra bu konulara da girelim istiyorum. Evet sevgili Berk, seni dinleyelim. Hocam Irmak'ın dediği gibi spor yapmak dersler konusunda sadece bir bahane. Sonuçta biz 7-24 spor yapmıyoruz. Akşam 2-2,5 saat çalışıyoruz. Yani bir insan spora gidiyor diye derslerinde başarısız olacak veya başarılı olacak diye bir kaide yok. O tamamen kişinin uydurduğu kendine bir bahanesidir. Çalışan her türlü bir şeyi elde eder sonuçta. Senin bu açıdan derslerini etkiledi mi? Olumsuz yönden. Olumsuz. Yani, ben inanıyorum ki olumlu yönde etkiledi seni tanıdığım kadarıyla ama bunu da tabii senin ağzından duymak bizim için çok önemli. Tüm veliler açısından, çocuklarımız açısından önemli. Tabii ki de olumsuz yönde etkilemedi. Hatta bazen olumlu yönde bile etkileyebiliyor spor yapmak. Sonuçta tanınıyorsun, bazı şeylerden uzak durman gerekebiliyor. Mesela sadece spor yaptığım için alkolden, içkiden, yasak, bağımlılık yapan maddeler kullanmıyoruz kondisyonu etkilemesin diye ve herkese tavsiye ediyoruz bunu. Sigara içen, alkol içen biri varsa spora başlayıp bunu rahatlıkla bırakabilir. Evet, çok teşekkür ederim. Çok önemli. Sevgili izleyiciler, gerçekten bugün sigara içmiyorsak, alkol veya diğer maddeler kullanmıyorsa bunda sporun çok önemi var. Ben de sigara kullanmayan bir insan olarak bunu hayatımda yaşadım, gördüm. Özellikle ve özellikle spor sağlıktır. Ben hep şunu yıllardır söyledim ve gerçekten de inanarak söylüyorum. Nasıl ki ruhumuzun gücü, dinimiz, Allah'a olan inancımızsa bedenin gücü de spor. İnanın, spor yapın ve çok mutlu olun. Spor yapan insan zaten huzurlu olur, mutlu olur ve kötü enerjilerini atar. Dolayısıyla rahat bir şekilde evine gider. Evine giderken çoluğuna çocuğuna daha böyle bir güleç yüzle, daha sıcak bir tavırla efendim yuvasına huzur verir. Oysa düşünün, Allah korusun, tabii ne aileler görüyoruz, spor yapmıyor, kötü huyları oluyor ve eve geliyor, surat beş karış. Burada hanımına ne verebilir, çocuğuna ne verebilir, nasıl bir aile profili ortaya çıkabilir, nasıl bir baba profilini çizebiliriz? Bu da tabii düşünülmesi gereken bir şey. Eskiden Osmanlı döneminde ve biz diğer zamanlarda, bizim çocukluğumuzda da öyle, bir sofra adabı vardı. Bakın, sofra adabı deyip geçmeyin. İnanın, o sofrada herkes buluşurdu, herkes yemek yerdi ve birbirlerini görürlerdi, birbirlerinin gözlerine bakarlardı. Yerde masalar kurulurdu böyle, tahta yerler, yer sofrası denirdi ona. Şimdi bakıyorsunuz yemek saatinde çocuğunuzun biri yok. İşte bakıyorsunuz eşiniz geç geliyor. O adet halen bende devam ediyor. Yani ben sofraya oturduğum zaman çocuğum yanımda değilse veyahut da eşim yanımda değilse veyahut da yemek yiyeceğim dostlarım yanımda yoksa inanın boğazımdan geçmez. Bu kültür tamamen bizlere ait bir kültürdür. Bunların kıymetini bilelim değerli dostlar. Ömür gelip geçiyor. Hani atalarımız demiş ya, bu kubbede kalan hoş bir sedadır. Efendim, hoş bir seda kalsın. Sporla birlikte hayatınız güzelleşsin istiyorum. Onun için herkes spor yapsın. Bir de son dönemde tabii spor deyince insanlar şunu anlıyor. Ya ben spor yapacağım ama işte yaşım 35. Ya güzel kardeşim, zaten o yaştan sonra spor yapabilirsin. İlla ki 8 yaşında başlayacaksın diye bir kural yok. Onun amacı başka. 8 yaşında başlamanın, 10 yaşında başlamanın, 12 yaşında başlamanın. Bunların bir hedefleri var. İşte jimnastik olabilir veya başka sporlar. Bizim sporlarda 8 yaşında başlamak da çok böyle güzel bir huyda değil. Biz genelde 9'dan sonra alıyoruz. Çünkü ağır sporları yapıyoruz. Savunma sporları yapıyoruz. Dolayısıyla her yaştan bizim sporlara üye gelebilir, kişiler gelebilir. Şu anda 63 yaşında benim öğrencim var. Çıkıyor ilk de dövüşüyor. Yani buna inanabilir misiniz? Mesela kilolu insan geliyor. İşte hocam ben çok kiloluyum, yapabilir miyim? Yapabilirsin sevgili kardeşim. Neden yapmayacaksın? Ben kiloluyum ve aslanlar gibi de çıkıyorum, dövüşebiliyorum. Şimdi sporcu deyince, spor yapıyorum deyince şunu anlıyorlar sevgili izleyiciler. 1.80 boyunda 70 kilo, sanki biz manken arıyoruz. Kardeşim, o mankenlik ajansı. Biz mankenlik ajansı değiliz. Bizde sporcular iri olabilir, kısa boylu olabilir, böyle göbekli olabilir. Önemli olan bunun mücadele azmi, bunun
ringdeki performansı, bunun ortaya koyduğu teknikler. Bakın sevgili izleyiciler, benden önce çok güzel bir program vardı. Sevgili Gazanfer hocamızın Er Meydanı programı. Orada da güreşi konuştular. Tabii güreşi ben çok seviyorum. Güreş de yaptım uzun zaman. İnanın bizim güreşçilerimiz dünya şampiyonlarına gittiklerinde bizim güreşçilerle dalga geçerlermiş. İşte göbekli, iri böyle, kas yok, bir şey yok tabii bizim. Ve ondan sonra onlar tabii kaslı böyle, görüntü güzel. Bizim güreşçilerimiz onları tutup yerde 30 saniyede, 1 dakikada, 20 saniyede tuş ettiklerinde ve şaşırırlarmış. İşte hani diyorlar ya göbekli insanlara Türk kası diye, bu da oradan geliyor efendim. Onu da söyleyeyim. Yani Türk insanının kası Allah tarafından geliyor. Bu kesinlikle böyle. Yoksa şekil olarak çok güzel bakıyorsunuz, harika görünüyor ama kofte majör, yani içi boş. Bizim millet olarak içimiz boş değiliz. Biz bu vatanda, bu topraklarda inanın çok farklı insanlarız. Yani dünya üstümüze gelse inanın, hani bir deyim var, hatta deyim demeyelim de büyük komutanımızın çok güzel bir sözü var. Bir Türk dünyaya bedeldir diyor. Gerçekten öyledir. Bu lafta çok önemli. Allah kanı kara rahmet eylesin. Kurt derili Mehmet Pehlivanımızdan geliyor. Tabii ki yine onun çok güzel bir sözü var. Diyorlar ki sen nasıl dövüşüyorsun? Nasıl güreşiyorsun? Ne kadar başarılısın? Ben güreşirken diyor Türk milletini arkamda hissederim. Ve bu lafa istinaden büyük komutanımız Ankara'ya çağırıyor Kurt derili Mehmet Pehlivan'ı ve diyor ki bir Türk dünyaya bedeldir. Evet sevgili Tolga, gerçekten bizim insanımız her şeye layık. Kesinlikle. Özellikle ben sporda çok başarılıyız. Bakma sesimizi duyuramıyoruz. Belki kendimizi anlatamıyoruz. Bu anlamda neler söyleyeceksin? Hocam ifade etme şekli tabii ki hani her ülkede olduğu gibi olmuyor bizim hani sporumuz. Mesela Muay Thai Tayland'da daha yüzeysel olarak çıkmış. Burada ilgilenilmiyor. Şimdi Osmanlı Oba Boksu üzerine çalışıyoruz. Ama ne kadar güzel, ne kadar hani kötü olduğunu insanlar bilmiyor bunu. Yakın dövüş üzerine dışarıda kullanabileceğimiz belki de en mantıklı spor diyebiliriz. Hani dışarıda çok dalga geçiyorlar, ismini duyunca dalga geçen vatandaşlar oluyor. Tabii hocam bunun içine girmeden kimse de bilmiyor. Bu Osmanlı Oba Boksu bütün spor dallarının içine barındırmış. Hani ne olursa olsun dışarıda en iyi savunabilecek spor olarak bunu görüyorum ben. Hani tabii herkesi bekleriz. Herkes yani illerimizde var zaten. Bütün spor salonlarında bildiğim kadarıyla var. Gitsinler, araştırsınlar, incelesinler. En azından tarihimizi öğrenmiş olurlar. Tarihteki atalarımızın yaptığı hareketleri görürler. Hayırlısı diyelim hocam. Tabii Tolga haklısın. Osmanlı Oba Boksu daha yeni yeni duyuluyor. Evet. Ama şunu da anlamak lazım. Gençlerimize Osmanlı tokatı unutturuldu. Evet. Elense unutturuldu. Yani bunu da aslında gençlere bir şey demek doğru değil. Çünkü onlar bunlardan haberdar olmadılar. O nesile neler anlatıldı? İşte Japonlar, Koreliler, Çinliler. Ya Allah aşkına bir 60 boyunda bir Çinli. Benim atam 1.80-1.90 boyunda. Çinli 60 kilo, benim atam 120 kilo. Bir Çinli ona ne yapabilecek? Allah aşkına ben bunu yıllardır söylüyorum da bazen bana gülüyorlar. Ya istediği kadar Çinli gelsin. Onlar aerobik hareketler yapıyorlar. Biz anaerobik hareket yapıyoruz. Millet olarak öyleyiz. Evet. Yani biz o hayt huyt falan filan işte hoplar zıplar, biz tokadı vurdu mu yatırız. Yani bunun başka açıklaması yok. Ama adamlar o kadar güzel vitrine oynuyorlar ki, o kadar güzel bunu tanıtıyorlar ki dolayısıyla tabii insan üzülüyor. Atasporları açısından üzülüyor insan. Ama bu konuda Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, Bilal Erdoğan'dan. Bilal Erdoğan değerli başkanımız, kendisi Etna Sporlar Federasyon Başkanı. O da bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor. Bu arada iki hafta önce Antalya'da çok güzel bir seminer yaptılar. Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel de katıldı. Buradan Sayın Başkanıma da teşekkür ediyorum ben.
özellikle geleneksel sporlarına çok önem verdiğini söyledi. Tabii başkanıma ben daha önce bahsetmiştim Osmanlı Oboboksu'ndan. Kendisi Allah razı olsun bize samimi bir şekilde de yaklaştı. Aynen şu ifadeyi söyledi. Hocam tabii ki ben destek veririm ama burada vekillerimiz var dedi. Hani onları çiğnemek istemiyorum dedi. Bu konuda da ben Sayın Menderes Türel'e buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Yine Büyükşehir Belediyesi'nde basın müdürümüz olan, bizim de AS Başkanımız olan Selami Şahin, değerli AS Başkanıma, değerli müdürüme sevgiler gönderiyorum. Bir telefonumuz varmış, sevgili kameraman kardeşim işaret ediyor. Alo. Hocam iyi yayınlar. Allah razı olsun, değerli başkanım. Yani hemen tanıdım sevgili Cem. Başkanım, insan gönül dostunu, sevdiğini tanımaz mı? Nasılsınız? Teşekkür ederim sevgili hocam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun kıymetli başkanım. Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Çok güzel şeyler söylüyorsun hocam. Allah razı olsun. Yani programın inşallah ilk önceki programlar gibi başarılı olur. Allah razı olsun başkanım. Özellikle savunma sporlarında hedefi tuttururuz diye düşünüyorum. Allah razı olsun başkanım. Oradaki sporcu kardeşlerimize de hepsine başarılar diliyorum hocam. Çok teşekkür ederim kıymetli başkanım. Ama bağlanmışken de bir iki cümle söylemek isterim sevgili hocam. Lütfen başkanım, öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Bütün İstanbul'daki, bütün Türkiye'deki, bütün dünyadaki sporcu kardeşlerime sevgiler saygılar sunuyorum. Ama şunu da söylemeden geçmeyeyim. Geleneksel sporların gerçek bir atası, gerçek bir babası Murtaza Ünlü. Bunu da ben buradan söylemek istiyorum başkanım gerçekten. Hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an Kanal V izleyicileri üzerinden ben bir şey söyleyeyim kıymetli. Lütfen başkanım. Şimdi hep söylemişimdir. Spordan müzik gibi evrensel bir kavram. Doğru mu? Doğru başkanım. Yani bunun İngilizcesi, Fransızcası, Almancası falan yok. Yani bu bakışarak hareketlerle anlaşabileceğiniz bir dil. Yani internasyonel bir dil spor. Müzik gibi böyle. Yıllarca biz bu dili zaten ezberledik. Başkalarının dilini zaten biz ezberledik. Biz bu dili zaten konuşuyoruz. Evet. Önemli olan onlar bizim dilimizi ezberlesinler. Biraz da onlar bizim ruhumuza hitap etsinler. Biraz da onlar bizim sporumuz vasıtasıyla bizim şu evrensel dediğimiz spor değerleri çerçevesinde biraz da bizi onlar dinlesinler, öğrensinler hocam ya. Doğru mu? Başkanım çok doğru. Gerçekten bunu dünyaya anlatacağız inşallah. İnşallah. Anlatalım. Yani devlet büyüklerimiz evet. Mutlaka eminim ki Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün yetkilileri izliyordur yani. Başkanım mutlaka haberleri oluyor, izliyorlar. Ama öyle bir ben eleştirme anlamında söylemiyorum başkanım ama öyle bir bakış açısı var ki sanki bu işi Türk hocalar yapamaz. Sanki bizim spor bilgimiz yabancılardan eksik. Sanki biz onlar kadar bilmiyoruz. Bu bakış açısıyla yaklaşıyorlar zaman zaman. Ben de buna çok üzülüyorum. Özellikle hocam, özellikle başkanım bu hani kimsenin haberi olmayan bir kurulumuz var ya bizim. İsmini zikretmeyin. O kurulda bulunan yetkililer nedense sıcak bakmıyorlar. Oysa çok hocam, yanlış bir düşünce. O kurumun içerisindeki yetkililer bence Türk sporunun önünü açmıyor. Türk sporunun önünü kapatıyor. Dolayısıyla Türk sporunun geleceğini perde arkasından tayin edemezler. Türk sporunun önünü, geleceğini orada oturan gençlerin önünü ve yarınlara taşınacak olan başarılı sporcuları ancak halkın içindeki sahadaki insanlar yetiştirebilir. Yani bizim adımıza kapalı kapılar ardından söz söylemeye hiç kimsenin yetkisi yoktur. Ve bakanlık yetkilileri de artık masaya yumruğunu vurup Türkiye'de de Türk halkı da kendi sporunu, kendi mücadele sporunu, savunma sporlarını ortaya koyabilir. Kardeşim bunun önünü tıkamayın demesini bilmeli ve hatta bunun vakti geldi de geçiyor ya. Evet, yani biz bir şekilde bununla ilgili eğer savunma sporları dünyada gerçekten ciddi bir sektör, ciddi bir pazar, ciddi bir uğraş haline gelmişse Türkiye burada yerini almalı, biz de almalıyız. Bizim ecdadımız, atalarımız, yedi ceddimiz
her şeyi mücadele ederek, savaşarak elde etmiş. Evet. Biz mutluluğumuzu da mutsuzluğumuzu da savaşarak bireyimizin hakkıyla elde etmiş bir milletiz. Şimdi bizi köşeye sıkıştırmış, sindirmiş, onu yapamazsın, bunu yapamazsın. Evet. Ya neyi yapamıyoruz kardeşim? Biz her şeyi yaparız. Yeter ki siz bizim önümüze engel koymayın diye bir laf var ya hocam. Evet. Dolayısıyla biz de bu noktada sevgili hocam illaki söyleyeceğimiz çok söz var. O kapalı kapılar ardından Türk sporunu yönetmeye çalışanlara inşallah bu programlar vasıtasıyla sesimizi duyurur. Onlara da buradan iyi bir cevap verir diye düşünüyorum sevgili hocam. Değerli başkanım, aslında çok şanslıyız işin bir açısından da. Çünkü Sayın Spor Bakanımız bu işlerin içinden gelen bir insan. Evet, yani çok değerli bir insan. Evet, dolayısıyla bu sporların nasıl, ne şartlarda olduğunu da bilen bir insan. Genel müdürümüz yıllardır bu işin başında. Genel müdürümüz biraz belki sıcak mı bakmıyor, acaba orada mı bir sorun var? Genel müdürümüzün bilgilerini, yazışmalarını dinlediğimizde ona da hak veriyoruz. Ama bir de pencerenin diğer bir açısı var. Başkanım, evet, belki de ondan devletimiz bunlara sıcak bakmıyor gibi düşünüyorum. Şimdi başkanım, şimdi öyle enteresan olaylar var ki kimseyi eleştirmek asla bizim haddimize değil ama hayatında eldiven giymeyen insanlar özel bir federasyon kuruyor. İsmine de işte atıyorum mıt mıt diyor. Atıyorum yani. Veyahut da başka bir şey söylüyor. Yani ya kardeşim, sen bu işin acaba neresindesin? Bu işte bir ter döktün mü? Bir eldiven giydin mi? Suratına bir darbe aldın mı? Koştun mu? Maalesef başkanım, bu tür arkadaşlarımız da var. Özür dilerim. Aşçı olmayan adama yemek pişir demek gibi bir şey yani. Aynen başkanım. Aynen. Yani kıymetli hocam, çok da vaktinizi almak istemiyorum ama. Rica ederim. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle sportif anlamda yönetenler şunu bilmeli. Bizim insanımız pısırık değil. Bizim insanımız yeteneksiz değil. Bizim insanımız kabiliyetsiz değil. Kesinlikle. Dolayısıyla bize spor adı altında kültür pazarlıyorlar. Kendi kültürlerini bize dikte ediyorlar. Biz kendi kültürümüzü, kendi yaşam tarzımızı en azından 52 tane Müslüman ülkeye duyurmalıyız. En azından Türk dünyasına duyurmalıyız. Bunun önünde yasal bir engel varsa bu kaldırılmalı. Kesinlikle ve kesinlikle bizim beceri ve kabiliyetimizi hiç kimse küçümsememeli. Ve biz bu korku duvarlarını inanıyorum ki yıka yıka geleceğiz. Türk'ün o şanlı bayrağını tam Avrupa'nın göbeğine dikeceğiz hocam. Buna da yürekten söylüyorum. Başkanım, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben burada sizin açmış olduğunuz başlıkları geliştirerek inşallah onları masaya yatıracağım. Evet. Değerli başkanım, çok teşekkür ediyorum. Peki hocam. Saygılar sunuyorum. Yüreğinize sağlık. Bütün sporcu kardeşlerimize de buradan sevgiye saygılarımı iletiyorum. İyi yayınlar. Allah razı olsun başkanım. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, programımıza katılan Murtaza Ünlü, aynı zamanda da karate branşının bir başka bir değişik bir branşı Türkiye'de kuran insandır. Değerli başkanımız bu konuda da gerçekten uzmandır. Bu konuları biz zaman zaman konuşuyoruz. İnsan üzülüyor. Az önce söylemiş olduğu sözler o kadar doğru ki ben özel birimlerle temasa geçtiğimde, Osmanlı Oboboksunu kuracağımızda, işte onlarla konuştuğumuzda şunu söyledim. Dedim ki efendim, biz Osmanlı Oboboksunu kuracağız. Osmanlı Oboboksu kültürü, İslam kültürü, Osmanlı kültürü, Doğu kültürü ve Anadolu kültüründen oluşacak. Dediğimde biraz böyle şey oldular, kaldılar böyle. Dedim ki niye kalıyorsunuz? Güzel kardeşim, adam kendi sporuyla bana tapınak kültürünü anlatıyor. Kendi sporuyla Budizm'i anlatıyor. Kendi sporuyla bana ateistliği anlatıyor. Ben kendi sporumla Osmanlı kültürünü anlatmışım. İslam kültürünü anlatmışım. İçeri girerken selamun aleyküm ve aleyküm selam demişim. Bunun neresi abes? Bunun neresi farklı? Ya güzel arkadaşlar, spor camiası, bunu lütfen başka yerlere çekmeyin. Bunu başka türlü anlamayın. Adam spor yapıyor, Kore bayrağını koyduk. Yıllarca Kore bayrağına selam vermedik mi kardeşim? Ben tekvandocuyken verdim. Herkes verdi. Ben niye Türk bayrağına selam vermeyeyim, Kore bayrağına selam vereyim?
Ben niye selamun aleyküm demeyim? Çarıyor çümbü deyim. Ben öpöz bu vatanın çocuğuyum. Bu vatanın askeriyim kardeşim. Ben bu vatana canımı feda ederim. Bu vatandan başka bir vatanda da yaşayamam. Ölürüm çünkü. Hani diyorlar ya, ben ülkemi seviyorum. Kardeşim, biz ülkemizi sevmediğin ötesinde biz ülkemize sevdalıyız. Hem de kara sevdalıyız. Kara sevdanın da çaresi yok. Ya kavuşursun ya ölürsün. Kara sevda budur. Onun için arkadaşlar lütfen gerçekten yüreğinizi koyun, aklınızı koyun, bir düşünün. Bunun neresi kötü? Osmanlı obu boksu yapıyorsun, ata savunma yapıyorsun, işte başka bir spor yapıyorsun. Kendi öz kültürünü yapıyorsun. Biz hayal mi üretiyoruz? Biz yanlış bir şey mi söylüyoruz? Osmanlı askerleri tokadı vurduğunda düşmanları pert ediyorlarmış. Bunlar tarihi gerçekler değil mi? Osmanlılara, şehzadelere aslanlar hediye ediyorlarmış. Şehzadeyle gezen aslanım, aslanla gezen şehzadeler varmış. Bir gün heykelleri var. Evet, heykeli var. Biz bunları masaya yatırdığımız zaman neden tuhaf karşılıyorsunuz? Karşılamayın. Elin Almanı, bakın, Elin Almanı diyorum. Almanya'da biz İHAF Federasyonu aracılığıyla Osmanlı obu boksunu koyduğumuzda Osmanlı ismine tepki gösterdiler. Çünkü Osmanlı tokadı Almanya'da yasak, silahla eşdeğer. Bakın onlar nasıl biliyor Osmanlı tokadının değerini? Elensenin değerini nasıl biliyorlar? Ama biz kendi özümüze ait, kendi evimizdeki kıymeti bilmiyoruz. Ama bunu anlatacağız. Arkadaşlar, bunu anlatacağız ve anlayacak herkes. Biz gerçek savaşçı ruhların torunlarıyız. Onun için bizler bu yolda Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Spor yapacağız. Kimsenin kalbini kırmayacağız. Hiç kimseyi üzmeyeceğiz. Kardeşçe ringde çıkıp mücadelemizi yapacağız. Ringden indikten sonra yine kardeşim olarak yaşamımıza devam edeceğiz. Bizim amacımız bu. Yoksa birine zarar vermek, birine efendim hareket çekmek anlamında değil. Nitekim bizim salonumuzda yetişen çocuklarımız da hep öyledir. Hep de öyle olmak zorundadır. Çünkü bizim cuma günleri dua günlerimiz vardır. Yemin günlerimiz vardır arkadaşlar. Biz bütün ümmete dua ediyoruz. Hangi sporda var bu? İnşallah bunu tabii anlayacak sporcularımız, velilerimiz. O zaman bizim ne yapmak istediklerimizi çok çok iyi anlayacaklar. Evet, ben direkt sözü şimdi sevgili Berk Kaya'ya vermek istiyorum. Berk, özellikle gençlere, senin yaşındaki kişilere neler tavsiye edersin? Sen bu yaşta gerçekten güzel başarılara imza attın ki yaşın daha 17 senin sevgili Berk. Neler söylemek istersin canım evladım? Dediğim gibi kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Yani kendilerini ispatlamaya çalışmak için saçma hareketler yapmasınlar. Spor yapsınlar, ne bileyim, derslerine çalışsınlar. Birbirlerinin kalplerini kırmalarına gerek yok bence. Yani boş boşuna. Özellikle bu gençleri maalesef öyle diziler oluyor ki ben bunu görüyorum, duyuyorum tabii yaşımız gereği. Bunlar gençleri etkiliyor mu Berk? Mesela başka diziler, ellerinde silahlar, Allah korusun, böyle sanki Türkiye'de kanun yok, sanki Türkiye'de asker yok, sanki Türkiye'de polisimiz yok. Yani bunlar da biraz gençler arasında olumsuzluğa sebep olmuyor mu evladım? Hocam, adam gidiyor iki tane film izliyor, sonra yanından geçen birine neden bakıyorsun diye kavga çıkıyor. Bir insan birine baktı diye kavga eden bir toplumun içinde yaşıyoruz. Yani diziler, filmler çok etki ediyor bence. Anladım. Yani o konuları da aslında irdelememiz lazım. Spor yapan insanlar da tabii onları atlatıyorlar. Ve onları hoşgörüyle karşılıyorlar. Sevgili izleyiciler, tabii ki çok konularımız var. Ama sevgili kameraman kardeşim diyor ki, hocam reklam arası. Efendim, reklamlar.
Evet sevgili izleyiciler, herkese çok teşekkür ederim efendim. Gerçekten mesajlar, telefonlar geliyor, sağ olsunlar. Allah razı olsun. Bugün gerçekten kanalımız çok hareketli. Sayın Genel Müdürümüz de geldi. O da burada. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yayın müdürümüz, teknik ekip komple burada. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten işe olan saygıdan kaynaklanıyor. Efendim bu arada bizi izleyen tabii çok kardeşlerimiz, öğrencilerimiz, dostlarımız var. Emekli banka müdürümüz Özden Kaya'ya buradan ben teşekkür ediyorum. Selamlar gönderiyorum. Yine çok değerli öğrencim Akif ve Harun'a inşallah onlar da gelecekte hem boksta hem kickboksta hem Osmanlı boksunda hem Muay Thai'de çok başarılı olacak sporcularım. Sevgili izleyiciler 2,5-3 aylık sporcular inanın şu anda çıksınlar Türkiye'de derece yaparlar. Ama onları saklıyorum. Hani onların zamanı geldiğinde de inşallah öne çıkaracağız. Bu arada sevgili Demet kardeşime çok selam gönderiyorum. Berke'nin annesi benim de manevi kardeşim. Yine sevgili eşi Ercüment Bey'e selam gönderiyorum. Yine benim iki tane minik minik böyle torunlarım var, öğrencilerim. Ece ve Bora'ya, annelerine ve anneannelerine çok selam gönderiyorum. Allah razı olsun. Bu arada Ankara'dan tabii ablam izliyormuş. Kadriye ablama da selam olsun. Ablacığım ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun senden. Ben haber vermedim ama sen beni bulmuşsun. Çok teşekkür ederim. Hakkını helal et. Bu arada sevgili izleyicilere o kadar çok mesajlar geliyor. Allah hepsinden razı olsun. Benim yine eski öğrencilerimden şu anda Türkiye'de çok önemli bir ismi olan her zaman da Osmanlı Oba Boksu'nda da defalarca şampiyon olan yine kickboksun ilk şampiyonlarından 91 kilo şampiyonumuz sevgili Murat Erdem. Ona da selamlar olsun. Buradan çok çok selam gönderiyorum. Yine Antalya Kickboks Federasyon İl temsilcimiz sevgili Mustafa Yapıcı hocamız aramış, mesaj atmış. Sevgiler gönderiyorum ona da. Bu arada çok tabii ki arayanlar var ama ben hemen bir telefon varmış. Değerli kameraman kardeşim bana işaret ediyor. Hemen dönelim. Alo. Talat hocam iyi akşamlar. Başkanım şeref verdiniz. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. Şeref aldık. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Başkanım Allah razı olsun. Gerçekten çok sağ olun. Siz Türkiye'de kickboksun apayrı bir başkanısınız. İnanın o kadar federasyonların içinde sizin başkanlığınız çok ayrı. Bunu ben söylemiyorum. Bütün camia söylüyor. Şeref verdiniz başkanım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Siz de bizim eski arkadaşımızsınız. Hakikaten yıllarca gerek kickboksa gerek oba boksuna ve diğer tekvandoya çok emek verdiniz. İnşallah da bundan sonraki yapmış olduğunuz bu programla da başarılı olursunuz. Temennimiz ve güzel duygularımız sizlerle birliktedir. Başkanım Allah razı olsun. İnşallah en kısa sürede de sizi burada bekliyoruz. Siz aynı zamanda Türkiye'nin de gururusunuz. Evet. Vako As Başkanısınız aynı zamanda. Evet, değerli başkanım evet. Daha önce de Dünya Federasyon Başkanlığı yaptınız. Başkanım evet. Birkaç kelime alabilir miyiz? Çok yoğunsunuz ama toplantı içindesiniz biliyorum. Şu anda öncelikle ben tabii böyle bir programı ben bağlanmaktan mutluyum. Çünkü biz, Talat Hocam sen benim eski arkadaşımsın. Beraber yol arkadaşlarımızın bu şekilde çeşitli yerlerde faaliyet göstermesinden biz gurur duyuyoruz. Allah razı olsun ayrıca, başkanım. Sağ olun, çok teşekkürler. Ayrıca önümüzdeki hafta 6-11 Mart tarihleri arasında Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'nı biliyorsunuz Antalya'da yapacağız. Ayrıca Antalya için şimdi söylüyorum 5-8 Nisan tarihleri arasında da 3. Uluslararası Kickbox turnuvasını tekrar yapacağız. Bu Turkish Open, İngilizcesi Turkish Open biliyorsunuz. Tabii bunu da burada şunu bahsetmek istiyorum. Lütfen başkanım. Kickbox turnuvasında Alper Atabay kardeşimiz vefat etmiştik. Biz bu uluslararası Turkish Open'u Alperen Atabay kardeşimizin adına kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Adına bu şampiyonayı düzenliyoruz, anısına düzenliyoruz. Allah rahmet eylesin. Amin. Tabii faaliyetlerimiz bu şekilde devam edecek ve daha sonra da Elazığ'da Türkiye şampiyonasından sonra İtalya'da dünya gençler. Ayrıca Büyükler Avrupa Şampiyonası biliyorsunuz 8 branştan ikiye bölüklerinden dolayı. Birisi Slovakya'da, biri de Slovanya'da olacak. İnşallah milli takımımıza elimizden geldiği süreç içerisinde ve imkanlarımız doğrultusunda da tam takım gitmeye çalışacağız. Başkanım çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnanın evet. Bizler de sizlerle gurur duyuyoruz. Türk kickboksunu aldınız. Öyle yerlere getirdiniz ki dünya bizi konuşuyor. Başkanım inanın hani sözün bittiği yer derler ya. Ben sizi evet. Çok iyi biliyorum. Çok iyi tanıdığım için
Gurur duyuyorum sizle. 40 yılı aşkın bir zamandır gerçekten aynı yolda yürüyoruz. Her şey için Türk milleti adına bir spor adamı olarak da başkanım size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben de teşekkür ederim. Ayrıca iyi akşamlar diliyorum. Bir de buradan özellikle Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz milletimiz adına çarpışan askerlerimize Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de Allah'tan acil şifalar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah razı olsun başkanım. Çok teşekkür ederim. Hayırlı Allah akşamlar. Rabbim sizleri korusun. Amin cümlemize inşallah hocam. Amin. Sağ olun başkanım. Değerli izleyiciler, Türk kickboksunun efsane başkanı diyoruz ona. İnanın iltifat falan değil. Türk kickboksunun büyük adamı diyoruz. Kime diyoruz? Diyoruz ki o bir efsane. Kime diyoruz? İşte Türkiye Kickboks Federasyon Başkanımız Sayın Salim Kayıcı'ya söylüyoruz. İnanın değerli dostlar, biz başkanımızla uzun yıllar yol yürüdük. İlk gün neyse bugün de aynı. Hiçbir federasyon başkanımızın telefonu açtığınızda alo dediğini duyamazsınız. Yoğundur. Ama Salim başkanımız kim ararsa ararsın, bir beyaz kuşak çocuğumuz da arasa, 6. dan, 8. dan, 5. dan bir hocamız da arasa Salim Kayıcı başkanımız alo der. Onun için ben buradan şahsım adına gerçekten bir spor adamı olarak Salim Kayıcı başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Diyorum ki inşallah Allah uzun seneler ona başkanlığı nasip eder. Hatta hiç kimse de karşısına çıkmasın. Çıkarsa çünkü şansı olmaz diyorum. Buradan aday olacak insanlar varsa bunu düşünmesinler. Çünkü o kadar güzel gidiyor ki her şey. Her şey o kadar güzel. Camiamız kucaklıyor. Camiamız seviyor. Hiç kimsenin kalbini kırmıyor. Bu arada çok güzel mesajlar verdi. Tabii ki şehitlerimize bizler dualarımızı gönderiyoruz sevgili izleyiciler. Her cuma akşamı bizim salonumuzda tabii ki dualar ediliyor. O ayrı, bütün ümmete, bütün Müslüman kardeşlerimize gelmiş, geçmiş, yaşamış, ölmüş. Bundan sonra da gelecek, yaşayacak, ölecek bütün Müslüman kardeşlerimize zaten bütün duamızı ediyoruz ama başkanımdan da Allah razı olsun çok güzel mesajlar verdi. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, bu arada yine mesajlarımız tabii durmuyor. Allah razı olsun yine Muğla'dan arayan bizim il temsilcimiz Dursun Gök hocamız. Sevgiler olsun. Hocam çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yayınımızı izliyormuşsunuz. Saygılar sunuyorum. Yine sevgili spor camiasından Lütfü kardeşim mesaj yazmış. Hocam diyor, İslam Ülkeleri Konfederasyonu başkanlığına getirildiniz. Teşekkür ediyorum. Karar bana ulaşmadı sevgili Lütfü kardeşim. Yine burada Sinan ve Selami selam göndermişler bana. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, programımız devam ediyor. Konuklarımız da burada. Konuklarımızla devam ediyoruz. Sevgili Tolga kardeşimle devam ediyoruz. Tolga kardeşimiz Profesyonel Kickboks Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu maçta Antalya'mız adına 85.100 kiloda Türkiye için üçüncüsü oldu. Evet, sevgili Tolga, tabii bundan bahsettik ama çok az bahsettik. Biz Çanakkale'ye gittiğimizde nasıl bir Çanakkale gördün, nasıl bir ortam gördün? Onları da isterseniz irdeleyelim. Hocam öncelikle federasyonumuzun bu organizasyonu Çanakkale'de yaptığı için ben çok mutlu oldum. Çünkü onların sayesinde oraya gitmiş, hani gezdik, gördük. Gerçekten. Evet. Bu yüzden dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü manevi bir duygular içerisinde. Kesinlikle hocam. Şehitlerimizin mezarlıklarını gezdik, anıtları gezdik. Bu güzel bir duygu, bizi duygulandırdı. Nereden geldiğimizi biliyoruz en azından. Oraya gittik, maçımızı yaptık. Tabii ki profesyonel anlamda yaptık. Çünkü profesyonel anlamda yaparken kısıtlı oluyor, korumalığımız olmuyor. Sadece dişliğimiz oluyor biliyorsunuz, evet hocam. Ağır bir şey oluyor. Hani tabiri caizse torbaya vurur gibi vuruyoruz birbirimize. Tabii ki alıştık biz. Alışmasak o kıvamda çıkmayız kesinlikle. Ama insanlar bunu bariz hani dalga geçiyorlar, kolay görüyorlar. Olabiliyor, hani derece aldık geldik. Sağ olsun ailemiz, arkadaşlarımız her zaman destekçi oldu. Yani şirketimde, aynı iş yerinde çalıştığım arkadaşlarım da her zaman destekçim oldu. Ben bundan dolayı bir şey, hani sadece tek teşekkür edebileceğim yer Türkiye Kickboks Federasyonu'dur.
Çünkü bu organizasyonu Çanakkale'de yaptık. Biliyorsunuz hocam, genelde Akdeniz bölgesinde oluyor böyle şeyler. Zaten biliyoruz, bizim için bir farkındalık gerek yani bulunuyor ama orası bizim bir farklı oldu. Evet Torba gerçekten... kardeşim, çok güzel bir konuya temas ettim. Ben de yürekten katılıyorum başkanımıza. Bu arada tabii iki tane daha çok önemli insan var profesyonel şubesinde. Özellikle şübe başkanımız Erdin Aygün ve şube başkan yardımcımız Orhan Ergen. Onlara da teşekkür edelim. Altyapıları onlar yaptılar ama tabii burada en büyük teşekkürü Sayın Başkanımız Salim Kayıcı'ya vermemiz gerekiyor. Çünkü Çanakkale'de olması hakikaten oradaki bir manevi duygularımız ön plana çıktı. İşte beraber şehitliğimize gittik, dualarımızı ettik, evet. Gezdik oraları. Hakikaten ayrı bir ortamdı yani. Buradan ben yine Çanakkale Kickboks Federasyonumuzun il temsilcisi Sayın Serkan Bozacı'ya da teşekkürlerimi iletmek istiyorum, göndermek istiyorum. Çünkü o da çok uğraştı bizle birlikte. Evet sevgili evet, Tolga. Hocam ben de teşekkür ederim. Hemen dönelim. Yine Çanakkale'de yanımızda olan sevgili final oynayan. Yani şampiyon gibi. Yani ikinci oldun ama evet. Irmak seni dinleyelim güzel evladım. Özellikle ben Çanakkale'ye ayrı bir hayranlık duyuyorum. Çünkü asıl tarihimiz orada yatıyor. Ve gezdik oraları da sizinle beraber. Ailem gibi oldunuz siz de. Allah razı olsun. Oradaki tarihi gördükçe ayrı bir insan duygulanıyor ve İnsanlar diyor ki oraya gittiğinde elimden geleni yapmalıyım. Çünkü burada benim ecdadım yatıyor ve bunlar bu kadar emek vermişken bizim de bir emek vermemiz gerekiyor diye düşünüyor. Bu yüzden gerçekten Tolga hocama katılıyorum. İyi ki orada düzenlenmiş bu maçlar. Ve ring konusuna gelince hocam, benim ilk deneyimimdi ve 4 aylık bir öğrenciydim. O ringe çıkarken İlk başta çok heyecanlanmıştım. Elim ayağım birbirine karışacak diye gerçekten emindim. Ama sizin orada bir hareketinizi yakaladım. Bu şekilde bana güç verdiniz. Ve ben o hareketi gördüğüm anda dedim ki ben bunu yapabilirim. Ve finale kadar da yükseldim. 4 aylık bir öğrenci olmama rağmen. Bana inançlar çok azdı açıkçası. Her zaman da bunu söylüyorum. Bir bayan olarak bu sporu yaptığım için yapamam gözüyle bakıyorlardı. Ama ben sizlerin de emeğiyle beraber ve ailemin de bana desteğiyle beraber... Bu işi becerdim ve finale kadar yükseldim. Tabii gönül isterdi ki finalde de birinci olabilmek isterdim ama olmadı. Demek İnşallah. Ki hakkım değilmiş. Bir dahaki maçımda olmasını isterim. İnşallah. Ben de çok inanıyorum. Tabii ki sadece kickboksta kalmayacağız sevgili Irmak. Boks biliyorsun her zaman söylüyorum. Evet. Bizim sporların aslında bir anası bir babasıdır. Boks çok önemlidir. Boksa da biz ağırlık vereceğiz ama bizim ana branşımız tabii. Kickboks ve Osmanlı Oba Boksu. Evet. Osmanlı Oba Boksumuzun da sevgili izleyiciler, Fahri Başkanımız, sevgili Salim Kayıcı Başkanımız. Onu da buradan söylemek istiyorum. Osmanlı Oba Boksu'nun, ben başkanıyım ama esas Fahri Başkanımız Sayın Salim Kayıcı Başkanım. Kendisinden de müsaade aldım. Allah razı olsun kendisinden. Yine burada ismini söylemeden geçemeyeceğim çok değerli iki tane Türk tekvandosunun, Türk sporunun çok önemli insanları. Aybars Kılıçan, Karate Federasyonu eski başkanı, çok değerli bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Osmanlı Oba Boksu'nu kurduğunda kendisi hastaydı ve bizim seminere geldiğinde dedi ki hayatımda böyle bir şey görmedim. Talat Ayhan sana inanıyorum. İnşallah bu federasyon olacak dedi. Çünkü Aybars Başkanım benim çocukluğumu bilir. Allah nur içinde yatırsın onu. Dualarımız ona gelsin. Yine İsmet Iraz, efendim Türk Tekvandosu'nun babası. Türk tekvandosunun her şeyi, hatta Türk tekvandosunun duayeni desek doğru söylemiş oluruz. İsmet Iraz hocamızı da kaybettik. Allah nur içinde yatırsın. Kaybetmeden önce aradım, dedim ki değerli başkanım, değerli hocam, Osmanlı Oba Boksu'nu kurduk. Sizi içimizde görmek istiyoruz dediğimde inanın nurlar içinde yatsın, bana şunu söyledi. Dedi ki Talat Ayhan, sen neredeysen ben oradayım. Ki İsmet hocamızı bilen bilir, hayatta kimseye böyle bir sözü söylemez. Ben buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Tabii tekvandoda benim hocam, bana bir sürü emeği olan Sayın Osman Pınarbaşı'yı unutursam ayıp ederim. Biz ne öğrendiysek o büyük insandan öğrendik. Türk tekvandosunun çok önemli bir ismi. Zaten Türkiye'de benim bir tane hocam var, sevgili Osman Pınarbaşı. Kickboks'ta bazıları diyorlarmış ki Talat hocanın ben işte hocasıyım falan. Sevgili izleyiciler, Türkiye'de kickboksun kurucularından biri benim. Benim nasıl hocam olsun?
Yani lütfen bir şey söylerken Allah aşkına biraz mantıklı söyleyin. Bazı arkadaşlar bunu söylediği zaman bazıları da Allah razı olsun tabii bizi bilenler kardeşim diyor ayıp diyor ya bu şekilde söylemeyin diyor. Hocamız duyarsa ayıp olur. Ya bir şey söylenirse aslı astarı olması lazım. Ben 57 yaşındayım. Sen atıyorum o zaman 45 yaşındaymış. Biri böyle söyleyince sonra beni tanıyan biri demiş ki çok ayıp ediyorsun. Bu tür şeyler hoş değil. Tanımıyorsanız tanımıyorsunuz, tanıyorsanız tanıyorsunuz. Yani bunun başka bir yorumu yok. Ben buradan bir de Adana'ya selam göndermek istiyorum. Benim orada da manevi bir yeğenim var. Sevgili Mustafa spora başladı. Hocam dedi bana bir eldiven lazım. Şimdi Mustafa'ya eldiven de göndereceğiz. O bodybuilding yapıyor. Mustafa gözlerinden öpüyorum. Çok selam gönderiyorum sana da. O da inşallah güzel bir eldiven göndereceğiz. Artık o da kickbox, Osmanlı boksu yapacak. Evet sevgili izleyiciler buradan sevgili Talat hocam size ve sporcu abilerim Tolga ve Berke, Irmak ablama selamlar. Çok teşekkür ederim demiş. Osmanlı Oba boksunu öğrenmek istiyorum. Sizi seviyorum demiş. Gözlerinden öpüyorum Ece. Çok teşekkür ederim. Yine Tolga kardeşime başarılar diliyorum. Yolu açık olsun inşallah hocam demiş. Halil Pekmez. Yine hocam iyi programlar diliyorum. Programınız hayırlı olsun. Osmanlı Oba boksunun içeriğinden bahsederseniz çok sevinirim demiş. İyi yayınlar Adnan Keskin. Sevgili Adnan hocam Osmanlı Oba boksu tarihsel bir spor. Osmanlı Oba boksunun çıkış noktası bizim atalarımızdan kaynaklanan, atalarımızdan gelen Osmanlı tokadından yola çıkarak hareketle bu sporu biz ortaya çıkardık. Yani diğer sporlarda olmayan hareketler işte kazma yumruk gibi, işte çelme takma gibi, efendime söyleyeyim dış döner gibi, balyoz yumruğu gibi bir takım kulak tözü vuruşları gibi vuruşlarımız oluyor bizim. Bunun yanında tabii güreş hareketleri var. İşte dana bağ var mesela. Dana bağ güreşte de çok kullanılıyor ama bizim dana bağımız daha farklı. Güreşteki gibi değil. Biz kendimize has bir uygulamayla teknikleri ortaya çıkardık. Bizim toplam tekniğimiz zaten 15 tane. 3 tanesi, 4 tanesi yumruk. Diğerleri tutma, itme ve ayak. Bizde çok az teknikler var. Hani diğer sporcu kardeşlerim, branş yapanlar yanlış anlamasınlar. İşte 600 tane teknik, 1500 tane teknik, 500 tane teknik. Ya müsabakaya çıktığın zaman bu 500 tekniği uygulayabilecek misin sevgili kardeşim? Bunlar tabii benim biraz afaki geliyor bana. Benim spor felsefeme ters geliyor. Benim spor felsefem az teknik, net sonuç. Sonuç benim için ringdeki performans önemli. Adam sahada çok iyi olabilir, çok iyi ayak atabilir. Eğer bunu ringde kullanamıyorsa bir anlam ifade etmez. Bunu şöyle de açıklayabiliriz. Çok iyi bir, zengin bir adamdır ama ekonomiye hiçbir faydası yoktur. Parası duruyordur, kimseye de faydası yoktur. Bu adamla tekniği iyi olan ama kullanamayan bir insanı da özdeştirebiliriz diye düşünüyorum. Evet sevgili Berk seni dinleyelim. Bundan sonra tabii hedeflerini de açıkladın. Ama ben senin yaşının genç olma sebebiyle 17 yaşında bir sporcumuzsun. Ve gerçekten çok güçlü bir sporcumuzsun. Salon içerisinde herkesi hemen hemen yeniyorsun. Özellikle kitleme, çelme takma, elense, Osmanlı tokadında çok başarılısın. Boksta da bunu gösterdin. İlk rakibini 30 saniyede nakavt ettin. Bu az bir şey değil. Keşke o görüntüler olsaydı burada da gösterebilseydik. Aslında bende vardı. Fakat aklıma da gelmedi açıkçası. 30 saniyede yumruğunu bile göremedik. Rakip yattı. Neler söyleyeceksin canım evladım? Neler anlatacaksın? Örnek olarak gençlere neler söyleyeceksin? Hocam ilk öncelikle gerçekten Osmanlı Oba Boksu gerçekten muhteşem bir spor. Yani sokakta uygulayabileceğiniz tek spor diyebiliriz aslında. Ve gerçekten ne bileyim sarılma olsun, itme olsun. Sokakta bir insan ben sokakta birinin kafasına tekme atan bir insan görmedim. Veya sokakta 360 derece dönüp tekme atan bir insan da görmedim. Yani gerçekten bu spor kendinizi korumak için en ideal sporlardan biri. Evet çıkış noktamız da oydu. Ben bu sporu çıkarırken sevgili Berk biliyorsun bunu anlatmıştım daha önce.
ulusal kanallarda da. İşte Aslan'la yaşadım belirli bir dönem. Orada Aslan'ın bana çok büyük katkısı oldu. Tabii ata savunma sporumuz, atalarımızın o kullanmış olduğu tekniklerle birleştirerek, özümüzle birleştirerek bu sporu öyle ortaya çıkardık. Bu da genelde neyle oluyor? Noktalarla oluyor. Yani biz aslında fazla enerji harcamıyoruz. İşte tek dalma, çift dalma, rakibe sarılma, belden atma gibi hareketlerle ne yapıyoruz? Rakibi anında indirebiliyoruz. Yerde de tabii mücadelemiz var. Sen yerde de çok başarılısın. Bunu nasıl yapıyorsun, nasıl başarıyorsun? Hocam ne başarıyorsak, ne yapıyorsak hepsi sizin sayenizde oluyor. Teşekkür ederiz. Yerdeki dövüş şekli aslında ayaktakine de benziyor biraz sadece ama sonuçta bir kavgada yere düşünce bitmiyor. Genellikle sporlarda mesela yere düşünce ne yapabileceğinizi göstermiyorlar size ama siz bu sporda bunu özellikle bu konuya değindiğiniz için yerdeki dövüşe de yerdeki dövüş hakkında da bilgimiz oluyor ve ona göre davranıyoruz. Evet. Aslında bir sporcu, kendini savunan bir sporcu özellikle hem ayakta hem yerde de kalabilmeli. Benim anlayışım bu. Dediğin gibi maalesef bazı sporlarımızda sadece yumrukla vuruyoruz ama tutma yok. İşte tutuyoruz, pes ediyoruz ama vurma yok. İşte öbüründe şunu yapıyoruz, o yok. Bizde bütün sporlar hepsi gerçekten bir arada. Onun için ben de teşekkür ediyorum. Sevgili Berk, inşallah çok daha güzel olacak. Önümüzde değerli başkanımız söylediği gibi kickbox maçlarımız var, Muay Thai maçlarımız var. Daha çok yolumuz var. İnşallah Antalya'mız seninle gurur duyacak. Okulumuz, özellikle müdürüme bir şeyler söylemeyecek misin? Bak müdürüm çıktı geldi senin için. Yine beden hocamız özellikle aklıma gelmişken söyleyeyim. Yani gerçekten hiçbir hocamızın yapmayacağı şekilde 2 gün boyunca seni bekledi Berk, bir teşekkür et, bir teşekkür gönder müdürümüze. Hocam gerçekten maç saatinde bile değil, maç saatinden önce gelip 6-7 saat boyunca bizle beraber oturdular. Gerek manevi yönden gerçekten çok güzel moral verdiler. Bir ara maça çıkmadan önce üzülüyordum kaybedersem ne olur falan diye. Sonra tuvalete gittik, İbrahim Hoca bana dedi ki kaybetsen bile biz senin için buradayız dedi. Allah razı olsun. İbrahim Hocama çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, sporun özellikle atletizmin ana yurdu olan Ağrılı, İbrahim Hocam gerçekten Söğük, İbrahim Söğük soy ismi, gerçek bir hoca. Ben de çok kendisiyle yeni tanıştım ama çok sevdim. Müdürümüz tam bir babacan, gerçek bir müdür, Allah razı olsun. Geldiler sevgili Berk evladımızın yanında, ona moral verdiler. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum kendilerine. Evet, bir bayan olarak Irmak, tabii ki seni boksa hazırlıyoruz. Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Güzel hocam. Peki Irmak, bir şey söyleyeceğim ama bu lütfen samimi bir cevap bekliyorum. Bayanların boks yaptığında işte bayanların burnunun kırıldığı, yüzünün bozulduğu şeklinde biz erkekler için de söyleniyor. İşte boks yaparsan yok burun kemiğin alınır gibi. Sevgili izleyiciler, ben bunu açıklamak istiyorum. Hiçbir zaman bir boksörün burun kemiği alınmaz. Burun kemiği yüz kemiklerine bağlıdır. Sadece burunun üstünde olan kıkırdak, o alınır. Burada onu özellikle söylemek istiyorum. Ama onu almaya da hiç gerek yok. Niye şeklini bozacaksın? Yani benim yüzüme aldığım darbeler buradan haymanaya yol olur. İnanın. O kadar fazla darbe almışımdır. İster istemez alıyorsun. Dolayısıyla sevgili izleyiciler, böyle bir şey yok. Bu konuyu özellikle bayan olarak evladımıza sormak istedim. Ne dersin Irmak bununla ilgili? Öncelikle hocam, bir kere bu sporu yapıyorsak bu tarz şeylere takıntımızın olmaması lazım. Gönül bağıyla bu sporu yapıyoruz açıkçası. Severek yapıyoruz. Gerçekten ne güzel söylüyorsun. Evet, devam et. Ben ilk başta sizinle ilk çalışmaya başladığım zaman sizin bana dediğiniz şey şuydu. Yumrukların ne kadar güçlü demiştiniz ve o günden sonra dedim ki neden boks olmasın? Siz dediniz ki bize oysa ki her dalda başarabilirsiniz. Ama o gün benim içimde açıkçası konuşmak gerekirse boks daha bir yukarı seviyeye çıkmıştı. Ve siz bana ellik tuttuğunuzda tabii ki de o ellikler bana geliyor. Ama benim için bu önemli değil çünkü ben bunu istiyorum. İsteyerek yapıyorum ve zaten normal hayatta da güzellik geçici bir şeydir. Güzellik
kalıcı bir şey değildir. Herhangi bir kazada bunlar gidebilir. Ve bu sporun bizim güzelliğimizi bir engel olabileceğini düşünmüyorum. Ayrıca burnumuz başka bir şeyde de kırılabilir. İlla bu sporda kırılacak diye bir şey yok. Ancak bu sporda eğer kendimizi korumayı gerçekten iyi bilirsek ve biz bunu kendi bileğimizin hakkıyla yaparsak bunun bizim başımıza da geleceğine inanmıyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Yani her bayanın aslında kickboks, boks ve muay thai yapması gerektiğine işaret ediyorsun. Ayrıca hocam bir bayanın gerçekten bu sporu yapmasının en temel nedeninin şu olması gerektiğini düşünüyorum. Bir kere bir yerde yürürken özgüvenimiz gerçekten arttığını düşünüyorum. Herhangi bir yerde saat hiç önemi olmuyor. İstediğim zaman bir yere gidebilirim ve kendimi koruyabileceğime kesinlikle inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Bu benim için çok iyi bir avantaj. Ne kadar güzel. Sevgili Tolga kardeşime geldik. Tolga tabii ki son 5 dakikaya girdik. Senin de son sözlerini alalım. Ondan sonra son veda hemen 1 dakika içerisinde de veda edeceğiz. Konuşmandan sonra ve izleyicilerimize Allah'a ısmarladık diyeceğiz. Hocam şunu söylemek istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu 1299 yılından bu yana dünyada ismini duyurmuş bir imparatorluktur. 16. yüzyılda dünya tarafından kabul edilmiş en güçlü imparatorluk olarak kabul edilmiştir. Ve o günden bu yana biz Osmanlı'nın torunlarıyız. Osmanlı oba boksunu siz araştırdınız, Osmanlı'yı araştırdınız. O günden bugüne olan tabii ki değişmiş bir şeyler mutlaka vardır, yeni katılımlar vardır. Siz bize bunu tanıttınız. Kardeşlerimiz bunu tanımaya yönelik gelecektir mutlaka. Yazanlar oluyor şu anda bile. Bundan dolayı ben size teşekkür ediyorum herkes adına. Allah razı olsun. Ve şunu da söylemek istiyorum. Afrin'de şehit düşen kardeşlerimiz, ailelerine Allah yardımcısı olsun. Toprakları bol olsun. Onların sayesinde burada oturuyoruz biz şu anda. Amin. Allah yolumuzu her daim açık etsin inşallah. Allah razı olsun. Sevgili Tolga, tabii ki az önce de söylemiştik. Bu vatan bizim için çok kıymetli, çok değerli. Bu vatan bizim evimiz. Biz bu vatanı sevmenin ötesinde bu vatana sevdalıyız. Hatta kara sevdalıyız. Kara sevdanın da dediğim gibi çaresi yok. Sevgili izleyiciler, geldik bir programımızın daha sonuna. Efendim şimdi vedamızı gerçekleştiriyoruz. Ama inşallah yarın bu programımızın tekrarı var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Başta yönetim kurulu başkanımıza, yayın müdürümüze, öncelikle ve özellikle genel müdürümüze inanın çok teşekkür ediyorum. Bütün televizyondaki ekip arkadaşlarımız sağ olsunlar. Bizlere son derece çok misafirperver davrandılar. Hatta hiç olmaması gereken şeyler yapıldılar. Sağ olsunlar. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum ben. Son birer cümle alarak, son sözleri söyleyerek programımızı bitirmek istiyorum. Evet sevgili Berk. Tolga abinin dediği gibi Afrin'deki şehitlerimizin ailelerine Allah sabır versin, mekanları cennet olsun. Söyleyecek bir şey kalmadı aslında. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sevgili Irmak. Aynı şekilde şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Onların sayesinde oturuyoruz. Katılıyorum bu lafların arkadaşlarımın da. Ben bu sporu herkese öneriyorum ve bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. En başta da siz ve ailem olmak üzere teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim güzel evladım. Sevgili Tolga. Hocam sayenizde bugün buradayız. Ailemiz sayesinde buradayız. Hepinize teşekkür ediyorum. Şirkette aynı iş yerinde çalıştığım arkadaşlarım hep destekçim oldu sağ olsunlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Müdürüm olmak üzere başta. Allah herkesten razı olsun. Sizden de razı olsun. Herkese teşekkürler. Peki ben de teşekkür ediyorum ama bu arada sevgili Rambo'yla Abdullah kardeşimi unutmayacağım. Onlara özel selam gönderiyorum. Onlar da bizim hem hakemimiz kesinlikle hem de antrenörümüz. Sevgili dostlar, her zaman söylüyoruz, her zaman diyoruz. Diyoruz ki öncelikle Allah'a emanet olun. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için. Ancak hani diyorlar ya, yiğidi öldür de hakkını yeme. Efendim ben de diyorum ki yiğidi öldürmeyin, hakkını da yemeyin. Yiğit öldükten sonra hakkını ona verseniz ne olur? Dünyayı ona verseniz ne olur? Allah'a emanet olun.